Arkadaşlar merhabalar. Kök ve katsayı arasındaki ilişkiler konusunu işlemek için beraberiz. Şimdi bu konuyla alakalı ikinci derece denklemleri bitirmiş olacağız. Bu konudan sonra ikinci derece denklemlerin tamamını çözebilmiş olacaksın. Bakalım bu konu başlığı altında neleri inceleyeceğiz. Alt başlıkları söylemeden önce bu konunun İkinci derece denklemler içerisinde en çok soruyu tuttuğunu söyleyebiliriz. Dolayısıyla bu kısmı dinlerken çok daha böyle özenli, güzel güzel notlar alıp daha sonrasında ardından da soru çözümlerine yönelirsen çok 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 güzel olacak diye düşünüyorum. Şimdi bu konu başlığı altında ikinci dereceden bir bilmeyenli denklemin kökleri ve katsayıları arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz. Bir de kökleri verilen ikinci dereceden bir bilmeyenli denklemlerin yazılmasına bakacağız. Peki buranın acaba kullanım alan faydaları, ayrıca ödevlerimiz neler olacak? Hadi gel onlara bir bakalım. İkinci dereceden kök katsayı arasındaki ilişkiyle alakalı kullanım alanları ve faydaları şöyle. Fizik alanında hareket denklemleri ve kinematikteki bazı problemler ikinci dereceden denklemlerle ifade edebiliyoruz. Mühendislik alanında mekanik, elektronik ve diğer mühendislik alanlarında yaygın olarak kullanılıyor bu denklemler. Örneğin salınım hareketi ve direnç gibi problemler ikinci dereceden denklemlerle çözülebilir denmiş. Finans sektöründe, faiz hesaplamalarında, yatırım ve borçlanma problemlerinde ikinci derece denklemler karşımıza çıkacakmış arkadaşlar. Bilgisayar grafiklerinde 2D, 3D nesnelerin yörüngelerini, yolunu veya animasyonlarını tanımlayabilmek için de ikinci derece denklemlerden faydalanıyormuşuz. Bu denklemleri oluşturmak ve çözümlerini yapmak günlük hayattaki bazı işlerimizi çok ciddi anlamda kolaylaştırıyormuş. Peki bu konudan sonra sorumluluklarımız neler olacak? Sıfırdan 10'a matematiği eğer çalışıyorsanız sayfa 212'den 219'a kadar sorumlu olacaksınız. Dinamo matematiği çalışıyorsanız 233'ten de 250'ye kadar sorumlu olacaksınız sevgili arkadaşlar. O zaman başlıyoruz. İkinci dereceden bir bilmeyenli denklemin kökleri ve katsayı arasındaki ilişkiye şöyle bir giriş yapalım. A sıfırdan farklı A, B, C, reel sayı olmak üzere AX kare artı BX artı C eşittir 0 denkleminin kökleri X1 ve X2 ise. Kökler toplamı. Kökler toplamı. Kökler çarpımı. İki tane çok önemli kural. Neymiş bu kökler toplamı? Tabii ki x1 kökümüz, x2 kökümüz, x1 artı x2'nin karşılığı x'in katsayısını kime bölüyoruz? X karenin katsayısına bölüyoruz. B bölü A ama bunun ters işaretlisini alıyoruz. Peki köklerin çarpımında ne yapıyoruz? x1 çarpı x2'yi bulurken sabiti x karenin katsayısına bölüyoruz. Dolayısıyla c bölü A ile bulmuş oluyoruz. Peki gel bir ısınma turu yapalım seninle. 2x kare eksi 5x artı 4 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 ise bize x1 artı x2 olarak neyi sormuş? Kökler toplamını. Peki eksi yazdım. Kural da öyleydi. B yazdım. A yazdım. Peki B sayımız eksi 5 bölü A sayımız 2. Eksileri çarptım. Artı oldu demek ki burada kökler toplamını gelecektir. 5 bölü 2. Bu denklem bize aslında şunu kullandırtmıyor artık. Ha, kökleri bulmam lazım. Yani İşte çarpanlarını ayırmam lazım, diskriminant yöntemiyle bulman lazım filan gibi şeyleri bulduktan sonra gidip kökler toplamını bulmak zorunda değilsin diyor. Ne yapabilirsin? Eksi b bölü a'yı kullan, direkt kökler toplamını bul diyor. Peki, geldim x1 çarpı x2'ye. C bölü a idi. Yani sabiti x karenin katsayısına bölüyoruz. Dolayısıyla 4 bölü 2'den de buradan karşılığını gelecektir? 2 gelecektir diyoruz. Kökler toplamı eksi b bölü a, kökler çarpımı c bölü a. Haydi devam. Sorumuzda x kare artı 2x eksi 7 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olmak üzere. x1'in karesi çarpı x2 artı x1 çarpı x2'nin karesi ifadesinin değeri istenmiş. Arkadaşlar çarpanlara ayırma gören insanlarız bizler. x1 çarpı x2'ler her iki ifadede ortak. x1 çarpı x2 parantezini alırsam bakın burada x1'in karesi vardı. Yani orada iki tane x1 var. Bir tanesini dışarı yazdıysan bir tanesini içeri yazacaksın. Artı. Burada da x2'nin karesi vardı. Yani iki tane x2'm vardı. Bir tanesini dışarı yazdın. Bir tanesini ne yapıyorum? İçeri yazıyorum. Bir de ne göreyim? Bakın burası kökler çarpımı. Burası da kökler toplamı. O zaman önce kökler çarpımını bularak başlayalım. C bölü A demiştik. C sayımız gördüğün gibi eksi 7. A sayımız x karenin katsayısı 1. x1 artı x2. Kökler toplamı. Nasıl buluyorduk? Eksi B bölü A. Gördüğün gibi B sayımız 2. Eksi 2 x karenin katsayısı olan a da 1. Dolayısıyla eksi 7'yi 1'e böldüğümde eksi 7. Eksi 2'yi de 1'e böldüğümde eksi 2. Eksi 7 ile eksi 2 çarptığında karşılığı buradan ne gelecektir? 14 gelecektir diyoruz. Demek ki bu tarz sorularda
Kökler çarpımı ve kökler toplamına ulaşabilmek için kimi zaman ne yapman gerekiyormuş? Ortak çarpan parantezini alman lazımmış. Sorumuzda 3x kare artı 2x eksi 15 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olmak üzere 3x1 artı 1 çarpı 3x2 artı 1 işlemin sonucu kaçtır denmiş. Dağıtıyorum güzel kardeşim. 3x1 ile 3x2'yi çarpıyorum. 9x1 x2 diyorum. Artı 3x1 ile 1'i çarpıyorum. 3x1 diyorum. Artı 1 ile 3x2'yi çarpıyorum. 3x2 diyorum. 1 ile de 1'i çarpıyorum. Buradan 1 diyorum. Şu kısmın 3 parantezin alınabileceğini gördüm. Dolayısıyla 9 çarpı x1 çarpı x2 artı 3 parantezinde x1 artı x2 artı 1. Şimdi bak güzel kardeşim. X1 çarpı x2 neydi? Kökler çarpımı. X1 artı x2 neydi? Kökler toplamı. Yine ortaya çıktılar. Dolayısıyla şimdi biz bunları gidelim değerlerini yerine yazalım. X1 çarpı x2'yi nasıl buluyordun? C bölü A. Yani eksi 15'i gideceğiz 3'e böleceğiz. Eksi 15 bölü 3 artı 3 çarpı kökler toplamını nasıl buluyordun? Eksi B bölü A. Bunu eksi ile çarptım. Eksi 2 A'ya böldüm 3 artı buradan da 1. Şimdi 9 ile 3'ü sadeleştirdim. 3, 3 ile de eksi 15 çarptım. Burası eksi 45 yaptı. Şuradaki 3'ler gitti. Burası eksi 2 ve artı 1. Eksi 45, eksi 2 daha, eksi 47. Bir de eklersen buradan karşılığı ne gelecektir? Eksi 46 gelecektir diyoruz. Demek ki bu tarz ifadelerde de bir dağıtıp oradan kökler toplamı ve kökler çarpımını çıkartabiliyormuşuz. Sorumuz diyor ki n kare artı nx eksi 8 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. X1 eşittir x2'nin karesi olduğuna göre n kaçtır dedim. Şimdi bak kardeşim, burada dikkat etmen gereken mevzulardan bir tanesi şu. X1 ile x2 arasındaki ilişkide eğer toplama çıkartma gibi bir durum söz konusuysa kesinlikle ama kesinlikle kökler toplamını kullanman gerekiyor. Fakat bunun dışında çarpım durumunda ya da eşitlik durumunda aynı burada olduğu gibi durumlar söz konusuysa kökler çarpımından yürümeni şiddetle tavsiye ediyorum. X1 çarpı x2'ye bakıyorum. Yani kökler çarpımı. Neydi o? C bölü A. Eksi 8'i 1'e böldüğümde buradan karşılığı ne gelecek? Eksi 8. Peki buranın Türkçe meali nedir? X1 gördüğün yere x2'nin nesini yazabilirsin? Karesini yazabilirsin. O halde buradaki x1 yerine x2'nin nesini yazacağım ben? Karesini yazacağım. Peki bu durumda çarpı x2 eksi 8 olacak. X2'nin karesiyle x2'yi çarptığımda x2'nin kübü. Buradan da ifade eksi 8'e eşit olacağından dolayı x2'nin kübü eksi 8 ise x2'nin karşılığı ne gelecektir buradan? Eksi 2. Kökü bulduk. Bak dön kardeşim. İlk başta biz seninle ikinci derece denklemleri tanıştırırken dedik ki denklemin kökünü buluyorsan o denklemin kökünü gidip denkleme ne yapacaksın? Yazacaksın. Dolayısıyla şu an x2 dediğimiz ifade köklerden bir tanesi. O halde gidelim denklemde yerine yazalım. Eksi 2'nin karesi n çarpı eksi 2 ve eksi 8 eşittir 0. Eksi 2'nin karesinden ne gelecek? 4. Burası eksi 2 iken burası da eksi 8 eşittir 0. 4 eksi 8'den eksi 4. Eksi 2'yi karşı tarafa attım 2 iken her tarafı 2'ye böldüğümde aradığımız n'in karşılığı eksi 2 gelecektir. Önceki derslerden bir tanesiydi ama tekrardan hatırlatmak istiyorum. Denklemin kökünü bulduysanız denklemde yerine yazmanız kesinlikle şarttır. Sorumuzda x kare artı 6x artı 2 eşittir 0 denklemin köklerinin x1 ve x2 olduğu söylenmiş. Kökleri 1 bölü x1 ve 1 bölü x2 olan ikinci dereceden denklemin de 2x kare artı bx artı c olduğu söylenmiş. Buna göre diyor b artı c toplamı diyor nedir? Şimdi ilk denklem yani kırmızıyla belirttiğimiz kökleri x1, x2 olan denklemde x1 artı x2'yi bir de x1 çarpı x2'yi şuraya yazıp bulalım. X1 artı x2 neydi? Eksi b bölü a. Yani sen buradaki 6'yı eksiyle çarpacaksın, 1'e böleceksin. Dolayısıyla eksi 6 gelecek. Kökler çarpımı ise c bölü a. Dolayısıyla 2 bölü 1'den karşılığı ne olacak? 2. Şimdi bunları kenara koydum. Bu maviyle yazdığımız kısımdaki 2x kare artı bx artı c mevzusundaki denklemin kökleri ise 1 bölü x1 ve 1 bölü x2'ymiş. Ben de diyorum ki 1 bölü x1 artı 1 bölü x2 dersem bu bana neyi vermiş olur aslında? Kökler toplamını vermiş olur. Hangi denklemin kökler toplamını vermiş olur? Şu an sarıyla boyadığım denklemin kökler toplamını vermiş olur. Ben eğer 1 bölü x1 ile 1 bölü x2'yi çarparsam bize neyi vermiş olacak? Bu da kökler çarpımını vermiş olacak. O zaman buraya not alalım. Bu kökler toplamı, bu da kökler çarpımı. Peki hangi denklemin? Tekrar söylüyorum, sarıyla boyadığım denklemin. Peki ben
1 bölü x1 artı 1 bölü x2'nin sonucunu bulabilir miyim? Bulurum. Bunu x2 ile genişletiyorum. Bunu da x1 ile genişletiyorum. Bu durumda x2 artı x1 bölü x1 çarpı x2 gibi bir rasyonel ifadeyle karşılaşmış oluyoruz. Bu rasyonel ifadenin üst tarafı x1 artı x2, yani kökler toplamı. Az önce bulmuştuk. Eksi 6. Kökler çarpımında 2 diye bulmuştuk. O zaman bizim aradığımız, bu sarıya boyadığımız denklemin kökler toplamı ne gelecektir? Eksi 3. Bunu bir kenara koyduk. Sonra burasını bulabilir miyim diye düşünüyorum. Kökler çarpımını. 1 ile 1'i çarptım 1. X1 ile X2'yi çarptım. Bunun sonucu ise 1 bölü X1 çarpı X2'nin karşılığı 2 olduğundan dolayı 1 bölü 2'dir. Peki dönelim sarıyla boyadığımız denkleme. Denklem üzerinden kökler toplamını bulabilir miyiz? Tabii ki kuralını biliyoruz. Eksi B bölü 2. O halde bu eksi B bölü 2 az önce bulduğumuz kökler toplamına eşit dediğimiz eksi 3'e eşit olmalı. Şuradaki eksiler gitsin, içler dışlar çektiğimde aradığım B değerinin karşılığını 6 bulmuş olacağım. Peki kökler çarpımını denklemden bulabilir miyim? O da C bölü 2. Bu durumda demin bulduğum kökler çarpımı olarak söylediğim 1 bölü 2 ifadesi de C bölü 2'ye eşit olacaktır. İkiler gittiğinde buradan da C'nin karşılığı 1'dir. Benden istenilen B ile C'nin toplamıydı. Dolayısıyla 6 ile 1'in toplamından karşılığı 7 gelecektir. Sorumuz amanin bo diyebileceğin tarzdaki sorulardan bir tanesi. Çünkü küpleri görünce öğrenci birazcık mevzudan uzaklaşıyor. Ama çarpanlar ayırmayı beraber baktıysak küplü ifadeler bizim için çok da sorun olmamalı. Şimdi bunu iki türlü çözebiliriz. X1'in kübü artı X2'nin kübünün açılımını yapabilmeyi biliyoruz biz. Fakat bu tarz sorularda daha böyle efektif kullanabileceğimiz bir şeyden bahsetmiştim çarpanlar ayırma içerisinde. X1 artı X2'nin kübünü sözel söyleyeceğim. X1'in kübü 3 çarpı x1'in karesi çarpı x2 artı 3 çarpı x1 çarpı x2'nin karesi ve x2'nin kübü diye açmıştık. Hemen yanına dedim ki bak sayısal sorularda çok işine yarayacak bir şeyden daha bahsedeyim. O da şuydu. X1'in kübü artı x2'nin kübü 3 x1 çarpı x2 x1 artı x2. Hatta bunu da sözelleştirirken dedim ki önce küplerini alıyoruz. 3 çarpımlar toplamlar. Bakın çarpımlar toplamlar. Eğer bunu böyle açarsanız bilhassa bu denklem katsayı ilişkisi içerisindeki sorularda işi çok daha kolay halledebiliriz. Şimdi o zaman dönelim biz kökler toplamımızı ve kökler çarpımımızı bir bulalım. Kökler toplamımız eksi b bölü a. Bunu eksiyle çarparsan 2, 1'e bölersen 2. Kökler çarpımız c bölü a. Eksi 8'i 1'e bölersen buradan da karşılığı ne gelecek? Eksi 8. Şimdi x1 artı x2'nin yerine 2 yazdığımda buranın karşılığı 2'nin kübünden 8 olacak. X1'in kübü artı x2'nin kübünü bilmiyoruz. Artı 3 çarpı. Bakın burada kökler çarpımı var. Karşılığı eksi 8. Burada da kökler toplamı var. Karşılığı 2. Şurayı bir çarparsak 3 çarpı eksi 8 eksi 24. 2 ile de çarptığımda eksi 48 yapacak. Ben bu eksi 48'i karşı tarafa atıp artı 48 yapıp 8 ile topladığımda x1'in kübü artı x2'nin kübünü 56 olarak bulmuş olurum. Bak kardeş bu kuralı lütfen unutma. En azından bu kural yeni değil. Ben sadece derleyip toplayıp birazcık daha böyle efektif kullanılabilecek halde göstermeye çalıştım sana. Rica ediyorum biraz da denklem kök katsayı arasındaki ilişkilerle alakalı küplü soruları buradan yapıştır geç. Geldik ikinci derece denklemlerde ikinci başlığımıza. Kökleri verilen ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemler yazılmış. Yani bize bu sefer köklerini verecek. Diyecek ki hadi bakalım denklem oluştur. Çünkü bu saate kadar tam tersini yaptık. Bize denklemleri veriyordu. Köklerle alakalı bir şey soruyordu. Bu sefer tam tersinden yürüyeceğiz. Diyor ki kökleri x1 x2 olan ikinci dereceden bir bilinmeyen denklem x kare eksi x1 artı x2 çarpı x artı x1 çarpı x2 eşittir 0 biçiminde oluşturulur. Şimdi ben bunu gördüğümde öğrenci gözüyle biraz korkarım. Onun için ben seni birazcık aydınlatmaya çalışayım. Demek ki x'in katsayısı bakın x1 artı x2 yani kökler toplamını yazıyoruz. Bir şey daha dikkat ön tarafında eksi var. Sabit kısmımızda ise kökler çarpımını yazıyoruz. Bu durumda eğer ben kökler toplamını toplamanın t'si olarak kökler çarpımını da çarpmanın ç'si olarak gösterirsem x kare eksi tx bakın toplamları x'in katsayısı ama önünde eksi var. Sabit sayımızda çarpımları şeklinde gösterebiliyormuşuz. Şimdi diyor ki bize kökleri 3 ve eksi 4 olan ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemi bulalım. Bulalım. Kökler toplamına bakıyorum. X1 artı X2 dememişiz de X1 artı X3 demişiz. Enteresan olmuş. 3 eksi 4 buradan karşılığı eksi 1. X1 çarpı X3. 3 ile eksi 4'ü çarptım. Eksi 12. Şimdi kökler toplamıyla kökler çarpımı elimde. Peki X kare
kökler toplamımız ne kadar? Eksi 1. Ama bunun eksiyle çarpılması lazım. Şundan kaynaklı. Dolayısıyla artı 1 x diyorum. Kökler çarpımımız eksi 12'de. O direkt sabitin kendisi. Dolayısıyla aradığımız denklem x kare artı x eksi 12 olacaktır. Sorumuz diyor ki köklerinden birisi 3 artı kök 2 olan rasyonel katsayılı ikinci dereceden bir bilinmeyenli denkleme bulalım demiş. Köklerinden birisi yani x1 eşittir 3 artı kök 2. Diğerini nasıl bulacağız? Bunu iki yerde konuştuk. Bunlardan birincisi diskriminant yöntemiyle alakalı mevzuyu bulurken dedim ki bak bir tanesini yapıyoruz. Ötekini yapmana gerek yok. Bu bunun nesi demiştik? Eşleniği. Bir de karmaşık sayılarla alakalı kısımda söyledik bunu. Dolayısıyla 3 artı kök 2'nin eşleniği 3 eksi kök 2'dir. Bize ne lazımdı? Kökler toplamı bir de kökler çarpımı lazım. Kökler toplamımız bu durumda 3 artı kök 2 ile 3 eksi kök 2'nin toplamı. Artı kök 2 eksi kök 2'yi götürdü. 3 artı 3'ten kökler toplamını 6 buldum. Kökler çarpımı ise 3 artı kök 2 çarpı 3 eksi kök 2. Eşlenik sayıları nasıl çarptığını hatırlıyorsundur diye düşünüyorum 9. sınıftan. Ne yapıyorduk? 2 kare farkı gibi düşünüyorduk. 3'ün karesinden 9 eksi kök 2'nin karesinden 2 buradan da ne geldi? 7. Artık denklemi yazmaya başlıyorum. X kare. Kökler toplamımız 6 ama biz buraya yazarken eksiyle çarpıp yazıyorduk. Kökler çarpımımız 7 onu da sabite kondurduğumuzda x kare eksi 6x artı 7 tarzında bir denklemle karşı karşıya kalmış oluyoruz. Sorumuz x kare artı 9x artı 5 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2 olduğuna göre kökleri x1 artı 1 x2 artı 1 olan ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemi istiyor. Bak bizim aradığımız kökleri x1 artı 1 ile x2 artı 1 olan. Fakat ondan önce işime yarayacağını düşünerek bana verilen denklemde x1 artı x2'yi bir de x1 çarpı x2'yi bulup şuraya bir yazasım geldi. Kökler toplamı eksi b bölü a. 9'u eksi ile çarpıp 1'e bölersen kökler toplamını buradan eksi 9 bulursun. Kökler çarpımı c bölü a. 5 bölü 1'den karşılığına gelecek 5. Şimdi gelelim bizden istenilen. Bizden istenilen kökleri x1 artı 1 ile x2 artı 1 olan olduğu için kökler toplamı dediğimiz mevzu x1 artı 1 artı x2 artı 1. Birazcık daha düzenli yazarsam x1 ile x2'yi yan yana atayım. x1 artı x2 artı 1 artı 1'den karşılığına gelecek 2. x1 artı x2'nin ne olduğunu biliyoruz. Eksi 9. Uzman buraya eksi 9 yazdığında eksi 9 artı 2'den bizim yeni aradığımız denklemimizin kökler toplamını eksi 7 bulmuş olacağız. Şimdi gelelim kökler çarpımına. Köklerimiz x1 artı 1 çarpı x2 artı 1. X1 ile X2'yi çarpıyorum. X1 çarpı X2. X1 ile 1'i çarpıyorum. X1. 1 ile X2'yi çarpıyorum. X2. 1 ile 1'i çarpıyorum. 1. Bakın mis. X1 çarpı X2. Yukarıda buldum onu. 5. Yazalım. X1 artı X2. Eksi 9. Bir de artı 1'im var. 5. 1 daha 6. 9 çıkarttım. Karşılığı eksi 3. Tamam. Kökler toplamda kökler çarpımda cebimde. O halde X kare. Kökler toplamımız eksi 7 olduğundan dolayı onu eksiyle çarptım. Artı 7x. Kökler çarpımı sabitin ta kendisi olduğundan dolayı getirdim buraya sabitimi de koydum. O zaman aradığımız kökleri x1 artı 1 ve x2 artı 1 olan denklemimiz x kare artı 7x eksi 3 olacaktır. Geldik sorumuza. Diyor ki x kare eksi 2x eksi 2 eşittir 0 denkleminin kökleri x1 ve x2'dir. Buna göre diyor x1 çarpı x1 eksi 2 x2'nin karesi eksi 2, x2 eksi 5 işlemin sonucu kaçtır diyor. Şimdi bak ben bu soruyla öğrencilik hayatımda karşılaşsam muhtemelen hızlı bir şekilde uzaklaşırım. Kötü görünüyor soru. Fakat bu soruda öğreneceğin çok önemli bir durum söz konusu. Denklemin kökleri x1 ve x2 dediğinde bazı sorularda çok istisnai ama bu sorulardan bir tanesi de bu. Ki benzerlerinde mutlaka karşılaşacaksın test kitabını çözerken. Burada dikkat etmen gereken şey şu. Kökler toplamı ve kökler çarpımı bu soru için yetmiyor. Başka bir şey yakalaman lazım. Önce şuradan bir giriş yapayım. X1 ile X1'i çarptığımda X1'in karesi. X1 ile eksi 2'yi çarptığımda eksi 2X1. Geri kalanı aynen yazıyorum. X2'nin karesi eksi 2X2 eksi 5. Şimdi kökler toplamı ve kökler çarpımı bu soruda biraz deaktif olacağından dolayı sana alternatif bir şey söylemem lazım. Ama alternatif bir şey evvelden söylenmiştir diye düşünüyorum ve şimdi de hatırlatıyorum. Denklemin kökleri elimizde varsa o denklemin köklerini denkleme ne yapıyorduk yazıyorduk. Fakat burada malum x1'i belki yazmak aklına gelmeyebilir. Diyeceksin ki vallahi gelmez. Hani 3 olsa 5 olsa yazayım ama doğrusun. x1'i gidiyorum denkleme yazıyorum arkadaşlar. x1'in karesi eksi 2x1
ve eksi 2 eşittir 0. Eksi 2 karşı taraf atın, tanıdık bir şeyle karşılaşacaksınız. X1'in karesi eksi 2 X1 eşittir 2 oldu. Bakın X1'in karesi eksi 2 X1. Oranın değeri 2'ymiş. Şimdi gelelim X2'yi yazmaya denkleme. X2'nin karesi eksi 2 X2 eksi 2 eşittir 0. Burada da eksi 2'yi yine karşı tarafa atarsan X2'nin karesi eksi 2 X2'nin karşılığı 2 olacak. Dolayısıyla şuradaki ifadeye baktığınızda bence mevzu tamamdır. Çünkü burası 2. 2 eksi 5'ten parantez içinin karşılığı da eksi 3 gelir. Bu ifadenin karşılığı da eksi 6 bulunur. Onun için tekrar söylüyorum. X1 ve X2 denklemin kökleri denildiğinde kökler toplamı ve kökler çarpımı eğer sana cevap vermiyorsa lütfen bir de bunu gözden geçir. Şimdi konu biterken şöyle bir toparlama yapalım. İkinci dereceden bir bilmeyen de denklemlerin kökleriyle katsayı arasındaki ilişkiyi incelerken kökler toplamı ve kökler çarpımı ile alakalı mevzuya özellikle bir yer ayırdık. Çünkü kökler toplamı ve kökler çarpımı meselesi bizim için son derece önemli. Kökler toplamını bulurken eksi b bölü a, kökler çarpımını bulurken c bölü a yaptık. Fakat soruları çözebilmek için kimi zaman ortak paranteze aldık, kimi zaman dağıttık, kimi zaman payda eşitledik. Dolayısıyla ekstradan bunlara da mutlaka bir altını çizerek bakmanı rica ediyorum. İkinci başlıkta ise köklere verilen ikinci dereceden bir bilinmeyen denklemler yazılırken kökler toplamı ve kökler çarpımına ihtiyaç olacağı, hatta denkleme formatının da x kare eksi tx artı ç eşittir sıfır olacağını, buradaki t'nin kökler toplamı, kökler çarpımı da ç olarak gösterileceğini altını çizdik. En son soruda da denklemin kökünün yerine gidip malum değerini yazmıştık. O birazcık daha frapan sorulardan bir tanesi, ne olur dikkat etmek lazım. Dolayısıyla şimdi sıra ödüllü sorumuzda. Ama bu dersin ödüllü sorusuna geçmeden önce bir önceki dersin ödüllü sorusuna gelin beraber bakalım. Geçen dersin ödüllü sorusu i eşittir kök içerisinde eksi 1 olmak üzere bir fx fonksiyonu vermiş ve fi'yi sormuştuk. O zaman x gördüğüm yere i yazmaya başlıyorum. Bu durumda fi'miz i üzeri 113 artı i üzeri 9 eksi i üzeri 6 artı 6 i ve eksi 2 gelecektir. 113 büyük bir sayı malum. Ne yapıyorduk onu? 4'e bölüyorduk. 113'ü 4'e böldüğünüzde arkadaşlar 1 kalanı verir. Dolayısıyla i üzeri 1 olacak burası. 9'u 4'e böldüğünde kalan yine 1 olacak. I üzeri 1. 6'yı 4'e böldüğümde kalan 2 artı 6 i eksi 2 dedim. i 2 i. 6'yı da burada var. Oldu sana 8 i. Şurası i kare biliyorsun eksi 1'di. Önünde de bir eksi var. Dolayısıyla buranın karşılığı artı 1. 1 ile de eksi 2'yi topladığımda eksi 1 artı 8 iyi gelecektir sorunun cevabı. Ve bu dersin ödüllü sorusu a çarpı b eksi 3'ten farklı olmak üzere bir işlem tanımlamışız. A'yı b'yi karelerin içerisine koymuşuz. Bu durumda demişiz a artı b bölü a çarpı b artı 3 işlemi tanımlanıyor. Buna göre x x yazarsak a ile b'nin yerine 1 bölü 3 eşit olduğu söylenmiş. Bu durumda x1 çarpı x2'nin karesi artı x1'in karesi x2 işleminin sonucu kaçtır denilmiş. Cevaplarınızı yorumlara mutlaka bekliyoruz. Başarılar diliyorum arkadaşlar. Bol bol soru çözerek kendinizi geliştirmeye devam edin. Hepinizi seviyoruz. Hoşçakalın.